Diatoma bir hanımefendi Sokrates'i şey diyor, onuyor diyor ki o tanrılar ondan da konuşuyor diye onaylıyor. Şimdi bu ilginç bir hikayedir. Bunların içine fazla şimdi giremeyeceğim ama zevk var. Şimdi Mevlana bu konuda ne diyor? Diyor ki sen susar konuşmazsan işte misteryon senin özün onun sözü olur. Sen yani ego susar konuşmazsa senden senin özün konuşur. Onun sözü olarak konuşur diyor. İşte bakın aynı şey değil mi? Yani orada yani gösterdik bak orada her kültürde her ne diyelim dilde bu irfaniyet sanki şey gibidir, yeraltı suları gibidir. Onlar da artezyenler gibi. Birbirine kavuşuyor. Bir bakıyorsun bir yerden bir su fışkırmış. Gidiyorsun aa buradan su fışkırdı. Başka bir yerden fışkırdı. Fakat nehir gibi yukarıdan akmıyor. Oradan fışkırıyor. Ha bir bakıyorsun aralarında bir ilişki yok gibi. Ama iniyorsun yeraltı suları onlar. Yer altında birler, yer üstünde ayrı ayrı görünüyorlar. İşte yer üstüne baktığın zaman Eckhart diyorsun, Meister Eckhart diyorsun, Saint Teresa diyorsun, Buda diyorsun, Pythagoras diyorsun, Hermes diyorsun, Zerdüşt diyorsun, Yunus diyorsun, Mevlana diyorsun, artezyenlerden söz ediyorsun. Ama arkada yeraltı sularında vahdet deryası var. Derya bir. Evet. Biz deryadaki balıkları seçiyoruz ve bu Japon balığıdır, bu bir şey balığıdır gibi söylüyoruz. Ama derya içinde onlar deryada ama deryadan haberleri yok. Haberi olanlardır bu veliler, bu artezyen, bu azizler, bu sanatçılar, bu büyük zevk sahipleri diyorum. Ben bunların hepsine zevk sahibi diyorum. Bu zevk sahipleri yaşadıklarını söylüyorlar. Okuduklarını değil, duyduklarını, dinlediklerini, duyduklarını söylemiyorlar. Peki, duyduklarını söyleyenler ne yapıyor? Onlar da polen taşıyor kardeşim. Bal yapmıyor ama polen taşıyor. Eyvallah. Reklam gibi oluyor. Ha duyuyorsun ya bu sözün gerçekten sahibi siz misiniz? Yok ben kitapta okudum. Alındı. Kitabı alıyorsun, kitapta kişi var mı? Yok. Orada da bulamadım. Bu kelamın sahibi kim? Peşine düşersen, o kelamın sahibinin ölmediğini. Her devirde bir suretten kelam ettiğini anlarsa o zaman sohbet yani sofra Maide suresinde dediği gibi gökten indirilen sofra her hakikat ehlinin bir araya gelip ihlasla, samimiyetle hiçbir çıkar gözetmeksizin sadece hakkı zikretmeye yani hatırlamaya yönelik bir sohbet ederse oraya Maide'nin indiğini görür. Yani o sofra hep kuruludur. Bir zamanlar Yunus kurdu, kaldırdı. Bir zamanlar... Hayır. O sofra hep var. Yeter ki bir araya gönül mabedinde bir araya gelsinler. Müz hikayesi evet. Dedim. Bizim Pitagoras'ın müzesi gibi. Yine Goethe'den bu kez Fiat Lux yani yaratılış nuru diyor ki ışık doğdu evvela. Işık doğdu evvela. Böylece dağıldı karanlıklar. Ürkerek ondan. Karanlıklar ürkerek ondan dağıldı. Nereden? Işıktan. Yani ışık çok ilginç değil mi? Karanlık mı güçlü, ışık mı güçlü? İkisi denktir. Hatta karanlık madde falan da olduğuna göre daha güçlüdür falan gibi böyle teferruat şeylere girmeyeceğiz. Çok basit bir şey. Bir oda ışıksız bir odayı düşünelim. Odayı karanlık doldurmuştur diyoruz. Hayır. Karanlığın varlığı yok ki odayı doldursun. Eğer öyle olsaydı çok güçlü olurdu. Ne kadar ışık olsa onun kenarında bir şey gibi, kıvılcım gibi kalırdı. Halbuki tek bir mum tüm odayı doldurur. İki mum, üç mum, bir de hani üç mumdur, bir mumdur, üç mumdur. 14 mumdur deyince tüm odanın Işıl ışıl. Her biri odayı doldurur, şiddeti artar sadece. Tek bir mum da odayı dolduruyor. Doğru. O halde aydınlanma, tek mum dediği birey yani. İki olur, şiddeti artıyor. Üç, beş, on, yüz filan şiddeti artar. Bir kişinin aydınlanması yine odanın karanlığını kaldırır. Evet. Asıl şey bu.
Hani Tagore burada aklımıza gelmiyor mu? Hani Hintli büyük şair. Sen diyor karanlıktan şikayet edeceğine bir mum yak. Bir mum yak. Yani sen aydınlan. Bir mum sensin. Evet. İki mum dostlar. Üç mum muhabbet arttı. Evet. Evet topluma aile doğru gidiyor. Tabii. Ama sen hep karanlık. Mesela günümüzde de öyle. İşte şu dünyanın haline bak, şu insanlar bu katiller, şunlar bilmem neler, bak dünyayı mahvediyorlar filan. Karanlık, evet doğru, haklısın. Zulüm var yani. Var mı? Var. Var. Sen bir mum yak, şikayet edeceğini. Senden merhamet bir başlasın. Çevrene bir merhamet, muhabbet, var, merhamet. Evet, evet. Bunlar en önemli şey, üç şey. Cenab-ı Nebi bunları söyler. Ahir zamanda iman kor ateş gibi olacak, kimse elinde tutamayacak. Bir elini öbür elini. Nedir o? Merhamet, muhabbet ve bak yani burada söylediği şey çok basit günlük şeyler gibi yani. Günlük ne bunun çok kıymet terbiyesi yok gibi değil mi söylenen şeyler. Aslında neyi söylüyor? Saygı. Saygı dediğin zaman medeniyet kurdun. Saygı dediğin basit tek bir kelime. Muhabbet olduğu zaman gönülleri fethettin, gönüllere girdin, kaynaştın. Merhamet dediğin zaman bakım yaptın, menfaatsiz bir şey, bir mesela bir bitkiye kendi evine aldın, onun şey diyorsun, bakım yapıyorsun. Merhamet bakım yapmak demektir. Merhamet etmek. Aynı Rahman, Rahim sözlerinden merhamet. Yani varlığına destek olmak. Bir şeyin varlığına destek olmak merhamet olduğu için rahmet orada açığa çıkar ve insan da rahmet bulur. Merhamet eden merhamet bulur. Muhabbet eden muhabbet bulur. Değil mi? Yansıması. Saygı gösteren saygı görür. Olur, tabii. Evet. Hay Allah. Şimdi Goethe'den yine bugün bu üçlü içinde gezindik. Diyor ki olmasaydı gözlerimiz ışıktan, Mevlana'nın ışık şeyine Nazilesi. Işık doğdu evvela meselesindeki o Işık aslında biliyorsunuz şeyde Tora'da Tevrat-ı Şerif'in ilk girişine fiyat lüks diye geçer. Yani Allah ışık olsun dedi. Tanrı ışık olsun dedi ve oldu. İşte bu fiyat lüks, yaratma ışığı. Yani enerjinin tüm kainatın başlangıcındaki enerjiyi vurgulayarak söylenen sözü bunu aynı zamanda aşk diye insanın ruhunu da dönüştüren böyle bir doğadaki bu kozmostaki enerji gibi bir enerjinin açığa çıkmasını anlatarak şeydeki orijinal metindeki fiyat lüks bildiğimiz nur diye çevriliyor. İlahi nur işte filan. Aslında kozmosun yaratılış enerjisi. Şimdi diyor ki Goethe olmasaydı gözlerimiz ışıktan. Şimdi gözlerin gözlere geliyor. Göremezdik hiçbir vakit güneşi. Gözümüz bir organ ama ışığı görüyor. Gören göz mü? Hayır. O bir organ. Ama gözümüzde bir ışık olmasaydı diyor. Gözümüzde bir ışık. Akıl ışığı, ruh ışığı. Göz bir araç, fotoğraf makinesi gibi. Ruh ve akıl ışığı, bilinç. Olmasaydı güneşin bilincine varıp onu göremezdik anlamında. Burada söylenen şey ruhsal gördüğünüz gibi. Bakın. Olmasaydı gözlerimiz ışıktan, göremezdik hiçbir vakit güneşi. Bizi hayran bırakmazdı her ilahi olan şey, olmasaydı içimizde Rabbin kendi kudreti. İşte Goethe'nin, bu şeyde bizdeki kelam olarak karşılığı nedir? La havle ve la kuvveti illa billah. Yani her şeydeki kudretin birliği var, bir vahdeti var, bir deniz. Bunlar görünüşleridir. Fizik de aynısını söylüyor. Enerji birdir. Enerjinin sakınımı prensibi vardır. Ama her şey enerjiden olmaktadır. Enerjinin form değiştirmeleridir. Ama enerji deryası, vahdet birdir. Yani fizik, mana, anlam, irfan bunlar üst üste örtüşmez. Mutabakat olmazsa o zaman sistematik bir bütünlüğe varmış olmaz. Birini reddedip öbürünü kabul etmek gibi bir şey değil yani. Her şeyi yerli yerine görmek. Sinan'ım. Buyurun baba. Serhan'ım. Şimdi Goethe Doğubatı Divanı'nda zirve bir şiir yazıyor. Şiir mi diyelim ne diyelim diyelim. Şair çünkü. Şiir diyeceğiz tabii. Evet. Şimdi onu ben tabii iyi şiir okuyamıyorum biliyorum. Ama
sohbeti taşıdık madem. İzin verirseniz de sizin güzel okumalarınız gibi olmayacak ama Goethe'nin Hazreti Muhammed için söylediği ve adını da Mahomet Gesang, Muhammed'in şarkısı, Muhammed'in terennümü diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir şey. Johann Wolfgang von Goethe. Mahomet Gesang. Almanca. Bunu okuyacağım. Harika. Türkçe'ye çevrilmiş olarak tabii. Almancasını okuyanlar ooo diyorlar. Yani Alman dilinde şiirin dorukları. Ama Türkçesi de hakikaten çok güzel olmuş. Türkçede de o zevki en azından bize sezdiriyor. Öyle değil. Eyvallah. Evet. Evet. Öyle değil. Sevinç sevinç berrak ve yıldız yıldız parlak bir dağ pınarı, üstünde beyaz bulutların ve kuytusunda bir yeşil yamacın aziz ruhlar sallamış beşiğini, veda edip çocuk tazeliğiyle bulutlara, raks eder gibi iner mermer kayalara, haykırır sevinciniz semalara, dağ geçitlerine, önüne katar renk renk çakılları ve bağrına basar kardeş pınarları, çiçeklenir ayak bastığı yerler ve nefesiyle yeşerir çimenler, yoldaşı olur şimdi ırmaklar, onları doldurur gümüş ışıklar, bir ses yükselir pınarlardan, kardeş ayırma bizi, bizi de koynunda tut, bekliyor yaradan, yoksa bizi çölün kumları yutacak, güneş kanımızı kuratacak, kardeş dağın ırmaklarını, ovanınkiler de hepimizi alıp koynuna, eriştir bizi yüce yaradana, ezeli deryanın yanına. Peki der dağ pınarı, kendinde toplar tüm pınarları ve haşmetle mermer saraylarını bırakıp arkasında yürür mukadder yolunda. Dalgalanır başının üstünde binlerce bayrak, ihtişamı şahitleri evlatlarını Rabbisine ulaştırarak, karışır ilahi ummana coşarak. İşte Goethe Hazreti Muhammed için bunu yazdı. Biliyorsunuz da bir de Beethoven'ın Hazreti Muhammed için bestesi var. Evet. Çok bilinmez. Bir de onu bulup sofra ehli dinlesinler. Dinlesin, eyvallah. Şimdi buradaki derinlik, buradaki zevk, bakın tüm pınarları kendine topladı. Kendi sözü zaten Cenab-ı Nebi'nin, diyor ki ben cevamiül kelimim. Tüm kelamı topladım. Tüm dünyadaki terennüm edilmiş, tarih boyunca ortaya çıkmış hakikatleri ben cem ettim. Kur'an zaten bu cemin adı. Yani dile getirdim onların. Hepsini dile getirdim. Hepsi benden dile geldi. İşte Hazreti Muhammed Nebi'nin zevkini Goethe'nin şiirinde doruklarda gördük. Peki şimdi 72 milleti bir bilmeyen insan değil anlamanın zevki değil mi? Evet. En başta Yunus'un söylediğini en sonunda zevk ediyoruz. Değil mi? Evet. Amin. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Vallahi. Bereket versin. Nur olasınız. Aşkınız daim olsun. Teşekkür ederiz. Thank you.
Thank you.